Selam arkadaşlar. Dün motor bisikletimizi, daha doğrusu ATV'mizi garajdan çıkarttık. Uzun bir yatıştan sonra, uzun süre bir yatıyordu çünkü motor bisikleti. Bir su tuttuk. Her zaman olduğu gibi, daha önceki videolardan da biliyorsunuz, bir Yamaha Chopper yapmıştık. Virago 750 yapmıştık Tayfun abimle. Genelde pis işlerimi, genelde Tayfun abiye... Ben de buluyorum. Tayfun abiye yıkıyorum. Şimdi Tayfun Ustam baştan aşağı şöyle bir hem bakımını yapacak. Baştan aşağı dediğim bir hortumlar sanırım kötü halde. Benzin hortumları, lastikleri, senkron ayarı. Ya tam senin tarzına uygun yine arazide, dağlarda cırmalayacak bir şekilde makine geliyor olacak. Yani arkadaşlar bu tamamen şehir içine yönelik tasarlanmış dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş sökmeye başlayacağız. Koltuklarımızın rengi değişecek. Şimdi çıkartacağız. Tayfun abi şu içimde kalan bir şey ya. Abi. Çek bak kardeşim. İçinde kalmasın kardeşim. İçimde kalmasın. Yani bu pek mantıklı değil ama bir de bu tarafta var. Hop. Şapır tarzı yapmış arkadaş. Evet. Bunları çıkarttık şimdi. Yavaş yavaş motosikleti soyacağız. Daha sonra da bakımlarına devam edeceğiz. Tayfun abi eklemek istediğin bir şey var mı? Mesela şeyi soralım. Arkadaşlar soruyor. Çin malı ATV alınır mı? Kore malı ATV alınır mı? Tabii Kenemler falan var. Amerikan malları var. Evet. Polaristler var değil mi? Yani merak edilen şeyler var bununla alakalı. Önereceğin şeyler nedir? Ya da dikkat edilmesi gereken şeyler nedir? Bu tarz motosiklet ATV almak isteyen dostlarımız adına. ATV almak isteyen dostlarımıza Çin malı motorlarına biraz uzak. Ama Peltero, TGB olsun. Ne diyeyim, Polaris olsun. Bunlara biner 4-4'lük makine olur. Yani şey, her türlü her yere gidebilir. Yeter ki bakımların düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamaz. Evet, tamam. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Her motosiklette olduğu gibi ATV'nin döşemelerini sevgili Hasan abimize yaptıracağız. Şimdi onun dükkana geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam ya. Hasan abi ne yaptın? Aleykümselam. Sağ ol baba. Hasan abimiz biliyorsunuz motosikletlerimizin tüm böyle döşemelerini evet. yapan. Evet. Emektar abimiz. Şimdi bu yeni aldığım motosikletin döşemesi. Evet. Ondan sonra kahverengi bunu siyaha çevireceğiz. Yani ATV komple siyah olacak. Hasan abi ne kadar zamanımızı alır? Bunu acele acele etmiyorum. Tamam. Ne kadar zamanımızı alır? Aşağı yukarı bir gün ya, yarın günden fazlası. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman yarın akşama tahmin ediyorum ki ya da ertesi güne. Olur. Doğru mu? Olur. Problem yok. Zaman sıkıntım yok. Tamam. Şimdi bir ufak parçası daha var. Onu da şey yapacağım. Komple siyah istiyorum abi. Tamam baba. Eğer istersen çok böyle şeyin olmazsa, uğraş olmazsa sanki siyah üzerine kırmızı böyle bir ince çizgi bir yerleri. Çizgi olmaz da şurayı kırmızı yapabiliriz. Orası da çok sırıtabilir. Ya, sade siyah yapalım. Tamam. Sade siyah yaptık. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür tamam, ederiz abi. Şimdi ATV'yi yavaş yavaş böyle sökmeye başladık. Güzel bir temizlik bizi bekliyor. Uzun süredir yattığı için ATV. Şöyle önündeki kalabalıktan kurtulduk. Şimdi motor kısmına doğru böyle geçiş yaptık. Bir toparlamaya geçeceğiz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi ATV'miz yavaş yavaş toparlanıyor. Ben de Hasan Ustam'ın yanına geldim. Hasan Ustam şimdi kahverengi olan koltuklarımızı o harika işçiliğiyle ne yaptı? Siyaha çevirdi. ATV'yi komple zaten siyah yapacağım. Hasan abi ne yaptık şimdi? Burada şu bombeleri verdik abi, sanırım değil abi, mi? Parçayı 1, 2, 3, 4, 6 parçadan ibaret çıktı. 6 parça. Yani hani tek bir deriden öyle hani hamle yapayım dikim değildi. Değil. Detaylar var arkadaşlar. Tabii, şöyle tabii. Göstereyim. Sağ ol abi. Şunları görüyorsunuz. Bunlar ince ayrıntılar. Tabii. Ekstra bir işçilik. Şu da
ATV'nin arka tarafına geliyor, arka çantasına geliyor. Onu da siyah yaptım çünkü bu orta kısmı kahverengiydi. Baklava desenli bir şeyler vardı. Ya ben çok böyle bu tarz motosikletlerde ya da işte ATV'lerde çok böyle farklı renkleri sevmiyorum. Evet. Sade en güzeli. Aynen. Arazide de zaten ister istemez kirlenecek edecek. Ama sade olması gerçekten iyi. Eline koluna sağlık Hasan ustam. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun sana da. Sağ olun. Allah'a emanet.